Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 14 Şubat 2024 akşam saat 19.10 itibariyle piyasa kapanışını değerlendirelim. Negatif bir piyasa vardı bugün yine karşımızda ama gün sonuna doğru iyi bir şekilde toparlamayı başardı. Yine yanlış hatırlamıyorsam 130 milyar TL civarında bir hacim vardı. İşte buralarda ne yapmamız gerekiyormuş? Elimizdekini teslim etmememiz gerekiyormuş. Bunu bir kez daha anlamış olduk. Yarın itibariyle de yine pozitif bir gün olacağını düşünüyorum. Şöyle göstergelerimize de baktığımızda RSI 70'in üzerinde kalıcılığımız yine devam etmeye başladı. Bakın burada biz geçmiş taraftan da bir destek alabiliriz. Şöyle bir mum örneği göstermiştim. Buralarda da aynı hareketler. Bakın yani bunlar çok normal. Şimdi gidiş biraz daha işte 12 bin lira doğru. İlk etapta bir 9600 bizi karşılayacak. Oralarda biraz daha kısa vadeli dikkatli olacağız ama abartılacak bir direnç değil. Bundan sonra elinizdekine sahip olduğunuz. Olmadınız bir daha Borsa İstanbul'da risk alma durumunuz asla olamaz. Çünkü fiyatlar artık yükseliyor. Hisse senetleri dip bölgelerinden %50 bandında ortalama olarak yukarı yönlü sıçradı. Bu ucuzluğu zamanında değerlendirmeniz gerekiyor ve riski alacaksınız. Riski alamıyorsanız zaten pozisyonunuzu kaybedersiniz ki pozisyonda olup da saçma sapan analizlerle, beklentilerle pozisyonu eğer terk ederseniz vay halinize. Şimdi amacım burada tabii sizi kırmak ya da yapmış olduğunuz işlemleri yüzünüze vurmak değil arkadaşlar. Burada tecrübeyle sabit olan fikirlere eğitim amaçlı destek vermenizi istiyorum. Hepsi bu. Bunun tamamı sizin iyiliğiniz için. Şimdi dolar bazlı da bakıyorsunuz. Bakın dolar bazlı grafik 291 dolar seviyesinde bugün itibariyle kapanış yaptı. Şöyle günlüğe gelecek olduğunda günlükte de yine aynı hareketi görüyorsunuz. Yani çok sürpriz geri çekilmeler olamaz. Yani buradan bir trend değişimi olamaz ki şimdi biz TAV Havalimanı ve Manas Enerji'yi tekrardan değerlendireceğiz. TAV'ı daha önce değerlendirmemiştik. TAV'ın da bilançosu geldi. İki tarafın birinde çok ciddi derecede bir hareket olacak. İkisinde de olabilir. Bu ihtimal var. Ama söylediğim gibi burada da dün belirttim açıklamalarını yaptım. TAV'ı değerlendirirken önemli bir ayrıntı var. O ayrıntı gerçekleşmediği takdirde yani kağıt TAV'a gelmediği sürece sıkıntılı alımlar oluşabilir. Bunu değerlendireceğiz. Biz burada 17 Şubat diye değerlendirdik ama ben size bu akşam bunu ve Manas'ı arkadaşlar 15 Şubat'ta değerlendirecektik. İkisini ben akşam saat 11'e doğru bir video daha çekip yayınlayayım. Yüklenir diye tahmin ediyorum. Çok gecikme olmaz diye bu videodan sonra. En azından birini yakalayabilirim. Burası bizim için önemli. Çünkü hisse tarafında şöyle gelişmelere de bakacak olduğumda iyi toparlanmalar görüyorum ve önemli hatlarda ayrışmalar var. Ve birçok hissede kanalımızda analizini yaptığımız kağıtta mesela fon girişleri yoktu. Yabancı girişleri azdı. Bugün yine detaylı bir şekilde gündüz incelediğimde isim vermeyeyim. Bugün yine o taraftan da özel analiz çektiğimizde söyleyeyim, izah edeyim. Göstergeleri de size bu göstereyim. Fon girişleri başladı. Evet çok sert değil ama sızmaya başladılar. Bunun da bilgisini vereyim. Umarım bu sızmaları siz değerlendirebilirsiniz. Bakın bunların hepsi kısa vadede endeksi takmadan ayrışmaların olacağı anlamını taşır. Mesela bilançosu açıklanan kağıtlarda çok iyi bilanço geldiğinde kağıtlarda aşırı sert hareketler görmezsiniz. Örnek veriyorum. Çünkü önceki bilançolar da iyidir. Son gelen bilanço da iyidir. Niye gitmiyor diye kafayı yersiniz ama işte en son 3. çeyrek bilançosu diptedir. Yani son 1 yıl, 2 yılın, 3 yılın en dipte zarar yazmamış ama kar olarak en düşük karını açıklamıştır. Şimdi o kağıtlara baktığınızda alevlenmelerin başladığını görebilirsiniz. Ya da bilanço açıklanmadan 1-2 hafta öncesinde tavan tavan roketleyecek kağıtları size ben izah etmiştim. Zaten birçok kısa vadeli almış olduğumuz tavanlarda da hep bunları gördük. Şimdi burada ben yine TAV Havalimanı çok önemli bir firma. Yabancı giriş çıkışlarına bakacağız. Tüm karnesini inceleyeceğiz.
Özellikle son 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl vadedeki karne görüntülerine bakacağız. Sektör trendlerine bakacağız. Bunlar önemli. Manas Enerji önemli bir firma. Aşırı sert hareketler bekliyorum. Ama burada da bir şart var. O şartın gerçekleşmesi gerekiyor. Tedbirli olmak adına, çünkü son dönemlerde yapmış olduğumuz hisse analizlerinde, bunda katıl butonuna giriyorsunuz. En altta hisse senedi özel analiz bölümü var. Birçoğunuz çorbada tuzum olsun, emeğe saygı, işte özel teşekkür gibi seçeneklere giriyorsunuz. Bunu söylememe rağmen yanlış anlıyorsunuz. Diğerler arkadaşlar destek amaçlı. Burası hisse analizleri için. Bilginiz olsun, uyarmadı demeyin. Şartlar yerine gelebilir. Bunu söyleyeyim. İki tarafın biri aşırı iyi gidecek. Bunu belirteyim. Bakacağız. Ben biraz daha beklemeyi düşünmüştüm ama ayın 17'si 15'ine kadar bu bizi bekletmeyecek yine. Çünkü son bir günle ateşleyen kağıtlarımız olmuştu. Biz kimisine bir gün sonra girdik. Ve şöyle de bir avantajımız olacak. Daha önceden işte abone kalanlar varsa son 2-3 günü işte kalmıştır. Bir daha abone olmayacaktır. Durumu yoktur vesaire. Onlar için de bir avantaj sağlamış olsun. Sonuç olarak bir aydır buradalar. Gönül verdiler. Biz de üzerimize düşen iyiliği yapalım ve desteği verelim. Onlar için de bir moral olsun. Arkadaşlar, borsa için çok fazla söylenecek bir şey var mı bilmiyorum. Haftalıkta zaten pozitifiz. Bizler grafiği haftalık bazda takip edecektik. Ve şurada da neyi takip edecektik? Bu hat bizim için haftalıkta önemli. Bakın zaten önemli bir direnç bölgesine geldik. MACD'de de keza uyumsuz bir şekilde ilerlemiştik. Bunlar önemli. Şimdi burada şöyle ben bir de size MACD'yi açayım. Günlükte burada da işler iyi, yani kötü değil. Sadece kısa vadede iyi yükseldik. 280 dolar gibi bir direnç bölgesini açtık burada. Yani bakın baskı buradaydı zaten. Bu baskıyı açtık. Yani buraya kadar onaya gelmesi hiç sürpriz olmaz. Yani keşke gelse, ben isterim bunu. Yani bunu şov amaçlı söylemiyorum. Burası bakın daha önceden destekti. Destek kırıldı. Şöyle dirence döndü. Gördüğünüz gibi hep direnci denedi, başaramadı. Biraz daha saldı. Bu sefer kırdı. Şimdi artık burası destek. Bölgenin altında ve üzerinde ne kadar zaman geçirdiğini görebiliyorsunuz. Mesela gram altın analizinde işte bunu izah etmeye size ben çalışmıştım ama dün doğru anlaşılmış ilk defa. Eyvallah, teşekkür ederim, beni şaşırttınız. Gerçi orada da biraz esprili analiz yaptık. Demek ki oradan biraz mesaj vuruldu. Arkadaşlar, görüntüler iyi. Ben yani korkulacak durum yok. Sadece şurada bakın. Şu bant, yani kısa üst bant, şu hat direnç. Anladınız mı? Ve bunun üzeri uçuş. Şimdi buraya geldik. Daha önce şu alt banttaydık. Bu alt bant geçildi. İkinci banda geldik. Şimdi ikinci bantta ne oluyor? Satışlar geliyor dolar bazlı. Zaten bunları hep değerlendirmedik mi? Dolar bazlı biz bu seviyelere geldiğimizde ufak tefek satışları zaten göreceğiz diye. Yani 500 dolar ilk hedefimiz, 800 dolar dolar bazlı ikinci hedefimiz. Ama biz bu hareketi şöyle ben haftalıkta grafikleri daha küçülterek sizlere izah edeyim. Neyi takip ediyorduk? Diğer geçmiş grafikten ziyade, çünkü siz daha çok kısa vade odaklı olduğunuz için böyle bir daralan hareketimiz vardı, değil mi? Ha, burada bir ihlalimiz oldu ama altında kapanışlarımız gelmedi. İğnelenmeler oldu ki dönüş bunlarını da bıraktım. Bunu da 5 dalga içerisinde tamamlayacağız, değil mi? 5. dalga bizim üçgenin içinden sonra uçuş dalgamız olacak dedim. Ben bunu böyle kısa bırakıyorum ekran yetmediği için ama bu uzayacak. Bu bir formasyon değil. Bunu formasyon olarak algılayanlar var. Ya 5. dalga bu kadar uzun, 3. dalga bu kadar kısa olur mu diye. Hayır, bu 5. dalga değil, formasyon değil. Bu hareketin içinde bulunduğu durumu gösteren, yani sizin herkesin hafızasında kalabilecek, anlayabileceği bir görüntü. Yani çalışmadı mı? Aylardır burayı takip ediyoruz. Birebir çalışıyor. O yüzden mantıklı işlere gidin. Şimdi sizi bekleyen ve kâr realizelerinin geleceği bölgelerde ben kabaca şöyle bir çizik atayım. Bakın burada gördüğünüz gibi şurası 320 dolar. Şimdi burada satıcılar var, hem de iki tane. Bunlar buraya bu üçgenin içinden çıkınca gelecek. Bakın bugünden söylüyorum ben size bunları. Bugünden izah ediyorum. 315-320 dolar aralığında
Bir onay isteme gibi de bunu düşünebiliriz burayı. Ama korkulacak bir durum yok. Ha, şimdi birçok hisse analizinde, kanalımızın topluluk bölümünde yaptığımız kağıtlarda ve yapacağımız kağıtlarda da olabilir bu. İpucu vereyim hadi size. 320 dolara dayandılar. Bak buraya dayananlar var. Endeksten önce buralara bu dayananlar var kendi grafiklerinde. Şimdi biz bu kağıtları yakalamak zorundayız. Bunun üzerinde endekste 400 dolar. Şimdi benim hissem 320 dolara dayandıysa geçmiş dönem endekse göre 400 dolar o hissede nereye işaret ediyor? Bunları bulmalıyız ki önümüzde kâr realizeleri daha erkenden gelebilir. Bakın seçim öncesi bu kâr realizesi süreci genel anlamda başlayabilir. Bunu aylar öncesinden de söyledim. Seçim öncesi rally başlar. Seçimle birlikte önemli bir kâr realizesi yani düzeltmeyi görebiliriz dedim. Buna doğru adım adım da gidiyoruz. Sinyaller de buna işaret ediyor. Amacım dökülmeyin, öpülmeyin. Bunu istiyorum. Ama birçoğunuz bunu yanlış anlıyor. Şurada ödediğiniz 2000 lira bir ay boyunca almış olduğunuz hizmeti çok görenler var. Ki 2000 liranın tamamı zaten kanal sahibine gitmiyor. %45'i kafadan vergi ve onun dışında da yine kesintiler oluyor. Bunu bilgisini de vereyim arkadaşlar ama siz kazanırsınız. Ben zaten kazanıyorum. Yaptığım işlemleri de size eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan paylaşıyorum. Gelin kendinizi eğitin. 5. dalgada 500 dolar. Ha, bakın 500 dolarda da büyük bir çanak tamamlanacak. Ama geçilir mi? Geçilir. Çünkü 500 dolar çok zayıflatılmış bir direnç. Şu an ons altın gibi de burayı düşünebilirsiniz. Buradaki artık ne oldu? Satıcılar zayıflatıldı. Bakın daha önce dip denemesi olmuş ve burada defalarca kez tutmuş artık güçlü bir alıcı grubunu görüyorsunuz. Ve biz şu anda bu üçgenin içinde güçlü bir alıcı grubuyla ilerliyoruz. Bunu unutmayın. Yani grafikleri mantık olarak, teorik olarak düzgün okuyun. Ve anlatılarını da sardırmadan izleyin ki ya bu adam bize 6 ay öncesinden, 3 ay öncesinden, 1 ay öncesinden bunları izah etti diyebilin. Ve notunuzu alın. Canik Terbik formunda bir arkadaş teşekkür etmiş benim yaptığım analizlerle alakalı. 6 aylık borsada olduğunu söylemiş. Belki birçoğunuz okumuşsunuzdur. İsmini de unuttum. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Yani ben eğitim amaçlı fikir ve öngörülerimi sunuyorum. Yine Sasa'da bir arkadaşımız yapmış. Türk Hava Yolları'nda bir arkadaşımız yine yorumlar yapmış. Ben denk geldikçe okuyorum böyle. Hoşuma da gidiyor. Çok fazla dile getirmiyorum. Siz kendi riskinizi alıyorsunuz. Ben herkes gibi fikrimi, öngörümü eğitim amaçlı söylüyorum. İzah ediyorum burada. Bir kanal açtım. Buradayım. Bunu siz de yapabilirsiniz. Buyurun bir kanal açın. Yani eğer iyi bir öngörünüz, iyi bir anlatış tarzınız, ifadeniz varsa, bir eğitiminiz varsa buyurun. Yani bunu herkes yapabilir. Yani ben bir seçilmiş kişi değilim ya da bir başkası seçilmiş kişi değil. O yüzden dikkatli olun. Buralarda teslim olunmaz ve endeksi takmadan gidecek kağıtlar var. Biz bunları arıyoruz. Biz bunları bulmak zorundayız ki. Yoksa yılın sonuna kadar 3x yapacak kağıt bir dünya var. Ben bunu kanalda da değerlendirdim. Yani bakın bir dünyasını bu değerlendirdim. Hepsi değil. Bana yıl sonuna kadar 3x yapacak kağıt lazım değil. Bana 2 ayda, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda 5x üzeri ya da 3x en az katlayacak kağıtlar lazım ki ya da kısa vadede haftalık bazlarda ara sıra tavan tavan alabileceğim 2 tavan, 1 tavan, 3 tavan kağıtlar lazım. Ben elimdekini bu şekilde ancak katlayabilirim. Yoksa zaten Borsa İstanbul'dan bugün çöp alsan yılın sonuna kadar 3x hemen hemen hepsi gider. Bakın ben size söyleyeyim. Öyle bir hava var şu anda. Öyle bir güzel bir görüntü var. Ama bizimki kısa vadede ben 100 bin lirayı 300 bin yapmak değil. Ben 100 bin lirayı yıl sonuna kadar 700-800 bin, 1 milyon yapabileyim. Ben bunun derdinde örnek veriyorum. Ve eğitim amaçlı da bunun izahını yapmaya çalışıyorum. O yüzden değerlendirmelerimiz çok önemli. Burayı bir reklam gibi falan algılamayın. Daha önce yapmış olduğumuz analizler de ortada. Ve bugün birçok hissede çok güzel alımlar geldi. Benim çok hoşuma gitti ki ben böyle olacağını zaten size dün de söyledim. Korkmayın dedim. Sakin olun, relax olun. Şimdi izleyip göreceğiz. Akşam tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.